yalan kim olduğunu söyle. Akıllı kız. Aslında temizlenmiş başka masalar da var. Hep buraya oturmak zorunda değilsin. Günaydın. Her zamankinden? Evet, teşekkür ederim. Pekala.
Bugün hava biraz sıcak değil mi? Sana kızımın doğum gününde ne istediğini söylemiş miydim? Yavru kedi. Günde 12 saat çalışırken bir kediye nasıl bakacağım? Aslında onu üzmek istemiyorum ve umarım abi de kedi konusunda ona biraz yardımcı olur. Şu sıralar biraz... Aslında çok iyi. Fakat saçma bir şey var. Arkadaşları Gatekeeper isimli bir video oyununda 10. bölümü geçemiyor diye onunla dalga geçiyorlar. Çocuklar çok acımasız. Her zaman bir şey var Louis. Her zaman bir şey var. Yemeğini birazdan getireceğim. Tamam, olur. Teşekkür ederim. Komik kitapları sever evet. misin? O zaman bu tam size göre bir kitap. Günaydın. Günaydın Louis. İzninizle. Evet, kitabını şimdiden bitirdin mi? Bitti. Oh, bu yaptığınla kalbimi eritiyorsun. Benim için zevkti. Oh, 20 yaş daha genç olsaydım. Ah tamam 40 yaş, kimi kandırıyorum ki? Her neyse, sıradaki kitabını şuraya ayırmıştım. Ha, harika. Buyurun. Teşekkür ederim. Sana bir fincan çay ikram etmek isterdim. Fakat su ısıtıcım bozulmuş. Oo. Zencefil, biraz karanfil. Guangdong otu, biraz Kenya yaprağı. Bu konuda çok iyisin. Aman tanrım. Nasıl derler bilirsin. Bazı kokular bazı anıların zamanını ve yerini canlandırabilir. Eskiden Kenya'ya gitmiştim. Ne günlerdi ama. Her neyse, bu çayı seninle içmek için sabırsızlanıyordum. Kısa devre olabilir. Atacın var mı? Tabii var. Al bakalım. Şehirde bunlardan bulamıyorsun. Her yere baktım. Harika. İşte bu. Oh. Sen benim kahramanımsın. Bu bizden. Teşekkür ederim. Ve içine gizli malzememden koymayı unutma. Beni bekleyen özel bir balvene 50 var. Uhu. Hoşça kal. Güle güle. Merhaba hayatım. Geciktim. Kusura bakma. Sen özledin. Ben de onu çok özledim. Gel bakalım buraya. Gidelim mi? Tamam. Bekliyorlar. Hiç yerinde durmuyor. İşe yaramayacak. Herkes konuşur. Soruyu tekrar edeceğim. Bu kez cevap benden gerekiyor. Yakaladım seni. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, sen haklıymışsın. Onu tam zamanda yakaladık. Doğuma hazır. Evet. Yavruların dışarıda uzun süre yaşayacağını sanmıyorum. Bu yeter mi? Başkası olsa zehirlerdi. Evet. Yavruları istiyor musun? Hayır, sağ ol. Birini restorandaki ceniz için ayırırsan yeter. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.
Oğlum mükemmel biri. Ona bir şeyler yap dememe gerek yok. Ama Emma, ona bir şey anlatabilmek için kafasına vurmak gerekiyor. Aklı hep başka yerde. Aslında altın gibi bir kalbi var ama... Öyle mi? Bence yemiştim. Ama... Elimden geleni yapıyorum. Sana bir şey vereceğim. Nedir o? Bu oğlunun 10. bölümü geçmesini sağlayacak kod. Gatekeeper? Evet. Dün gece biraz bakındım. Diğer çocuklar da bunu kullanıyormuş. Gerçekten de harika bir insansın. Evet. Tamam, yarın giderim. Tamam tabii. Kim o? Tony sanırım. Birkaç gün önce başladı. Onu pek tanımıyorum. Aa, başka bir şey ister misin? Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba Louis. Merhaba. Bir adam seni soruyor. Dükkana geldi. Elinde bir fotoğraf vardı. Ve başka insanlara da soruyor. Bana aranan biri olduğunu söylememiştin. Her neyse, bilmek istersin diye düşündüm. Evet. Aa, dur. Şurada. Şuradaki adam. Kimsin sen? Ben Dwight Glock'un teşkilattanım. Ve size Elias Kane'den bir mesajım var. Tamam, sus ve sür. Tamam. Tamam. Evet, çık dışarı. Ambara gir. Numaralardan hangisi Elias'a ait? Canın cehennemi. Keyin altına baksana, pislik. Ceplerini boşalt. Bunu yapmak istediğimi sanmıyorum. Boşalt.
Şimdi otur. Dwight nasıl? Bir saate dönersem ona hiçbir şey olmaz. Bana güvenmedin mi? Kimseye güvenmem. Bunu biliyorsun. Hala Malavis mi içiyorsun? Bu sonuncusu. Ne yazık ki evet, fakat bıraktım. Zor bir alışkanlık. Hayır, berbat bir alışkanlık. Zevki öyle değil. Son nefesimde bile onun tatlı aroması olabilir. Fırsatım olursa son bir kez ciğerlerime çekmek isterdim. Belki de o gün geldi. Beni nasıl buldun? Büyük birader daima izliyor Nicholas. Teşkilat ortadan kaybolduğundan beri seni arıyor. Bir şey buldular. Ben de seni korumak için araya girdim. Dostun olarak. Ha. Dostum ha? Olanlardan sonra yanına gelen tek kişi bendim. Hala senin yanındayım. Çoğu arkadaşımız seni düşmandan daha çok ölü görmek istiyor. Monica kayıp. Senin Monica'n mı? Evet. Suikastları kimin yaptığını öğrenmek için gözünü karartmıştı. Seni çok severdi Nicholas. Bu konuda o da benim gibi düşünüyor ve işin arkasında kimin olduğunu öğrenmek istiyor. Onu tehlike konusunda uyardım. Çok yetenekli bir kız. Fakat bizdeki deneyim onda yok. Çok yaklaşmıştı ama biri onu yakaladı. Kim? Quentin. Monica bir ipucunun peşindeydi. Onda olan ve sana kimin tuzak kurduğunu anlamamızı sağlayacak bir kanıt. Hepimize kurulan tuzak. Bir talebi var mı? Hayır. Quentin onu almışsa çoktan ölmüştür. Pek sanmıyorum. Niye bana geldin? Teşkilat bu işin neresinde? Olanlardan sonra teşkilatın sesi kesildi. Ne yapabilirler ki? Quentin'in gerçek kimliğini bilen bir sen varsın. Ve nasıl bulacağını. Bana dostuz diye mi yoksa ihtiyacın var diye mi geldin? İkisiydi. Quentin'in kim olduğunu kimse bilmez. Zaten bu yüzden çok güçlü. Ama o senin adamın. Sadece arka kanallarda. Yeterli. Bak, onun işin içinde olduğundan emin değiliz. Fakat Monica Quentin'in suikastçının kim olduğunu bildiğine dair bir kanıt buldu. Bu bir tür dijital dosya içindeymiş. İpucu buydu. Kaybolmadan önce o dosyayı ele geçirmeye çalışıyordu. Sekiz arkadaşımız öldü. Biri zorla senden isimleri aldı. Kim olduklarını bilmek istemez misin? Kalk. Gidelim. Tanrı aşkına Nicholas. Yerimi ne zamandır biliyorsun? Haftalardır biliyorum. Sen değil. Suikast birkaç hafta önceydi. Yerini eski tarz yöntemlerle bulduk. Sonra da etrafa sorduk. Hayatının böyle olacağını düşünmemiştim. Brüksel'de hatta
Buenos Aires'te olabileceğini düşündüm. Bu yüzden buradayım, oralarda değil. Küçük Amerikan kasabasına pek uymuyorsun Nicholas. Bilmiyorum. Louis burada bir sürü arkadaş edindi. Louis mi? Kendini iyi hissettirir Nicholas ama bu senin kanında yok. Evet. Nick Shaw diye biri yok. Bunu biliyorsun. Olanlardan sonra o hayatı terk ettim Elias. Artık değil. Yardım etmezsen beni ele mi vereceksin? Kendine yardım etmiş olacaksın. Olanlar oldu. Biliyor musun, onu öldürmeye iznim olmalıydı. Kesinlikle olmalıydı. Seni öldürmediği için bence şanslısın. Doğru. Hala iyisin. Ama öngörülebilirsin. Dueta yapması gerekenleri söyledim. Ortalıkta görün, o sana gelir dedi. Biliyor musun, işi hala yapabilir. Yani o lanet bir hain değil mi? Yeter. Bu hayatını geri almak için son şansı. Dedim ya, bunu istemiyorum. Nick Shaw'un canı cehenneme. Teşkilatın da canı cehenneme. Bunu kendin için yapmayacaksan senden benim için yapmanı istiyorum. Kızımı bulmama yardım et. Onunla olmaz. Ne? O karışmayacak. O iyidir Nicholas. Çok dikkatsiz. Görünmeye çalışıyordum. Çok fazla konuşuyor. Kes şu gürültüyü. Sadece biz. Pekala. Sadece biz. Gerçekten mi? Yapacağın bir sürü iş var. Resmi olarak asla kapanmadık. Bu yüzden arka kanallara hala ulaşımım var. Bir şeye ihtiyacımız olursa bulabilirim. 5 günde 8 kişi. Tetiği kim çektiyse işin de çok iyi. Yıl dönümünde ölmüşler. Bunu kendine yapma. Aile asla gerçeği bilemez. Oynadığımız oyun bu. Eski karım kendi kızının bizden biri olduğunu hala bilmiyor. Monica'yı sen getirdin. Yalan söylemeyecek kadar akıllıydı. Kendi iyiliği için çok zekiydi. Nicholas, hiçbir şey hatırlıyor musun? Hayır, pek değil. Oradan kurtuldun, kaçtın, nasıl? Bilemiyorum, anılarım net değil. Yüzler? Hayır. Ama su tahtasında olduğumdan eminim. Ve konuştum. İsimlerini verdim. Monica'nın birkaç komşusunu sorguladım. Onu tanımıyorlardı. Yardımcı olmadılar. Ya kameralar? Evet. Ama telefonunda herhangi bir şey yoktu. Quentin'de olduğuna inandığı bilgi dışında hiçbir ipucu yoktu. Peki bu kadın kim bu dünyada? Adı Rebecca. Tıp teknisyeni, bekar. Yılın yarısını eğitim tesislerinde geçiriyor. Yeni ekipmanların kullanımı üzerinde çalışıyor. Malawi. Tek kötü alışkanlığı. Ne yazık ki benden almış. Bu gerçekten gerekli mi? Buradaki her şeye baktım. Ah,
Javier mi? Onu ve Javier'i hiç kimse bilmiyordu. Belli ki mahvolmuş. Onun ölümünden sorumlu kimseyi bulma konusunda çok kararlı. Bence haklı. Bana benden çok seni anımsatıyor ama. Yeni ölmüş. Tetikçi geleceğimizi biliyormuş. Sana dedim ya, kimsenin bundan haberi yok. O zaman içinizden biri yaptı. Dwight hariç hiç kimse bilmiyor ve ona canımı emanet ederim. Belki de etmemelisin. Gitme zaman. Ben sürerim. Bizim ölmemizi başka kim istiyor? Bilmiyorum. Suikastçı mı? İşi bitirmek için mi? Ya Quentin'sa? Ya suikastçının adını bilmenin dışında onu tutan da oysa? Ya bütün bunların arkasında o varsa? Monica işin içine çok fazla girdi. Şimdi biz de girdik. O adam lanet bir savaş lordu. Uyuşturucular, silahlar, her şeyi var. Her istediğini ortadan kaldıracak kadar güçlü. Ekibimizi ortaya çıkarmak intihar olur. O bunu biliyor. Kesin başka biri. Lanet olsun, hiç fark etmez. Monica ile suikastçı arasındaki tek bağlantımız o. Oyalanmayı bırakıp onu bulmalıyız. Bu hiç mantıklı değil. Bunu bir türlü anlamıyorum. Ne yapıyorsun? Saçımı kestirmem gerek. Tanrım. Öldüğünü sanıyordum. Bunca zamandır nasıl gizli kalıyorsun? Şans sanırım. Cinayetler dünyamızı sarstı dostum. O zamandan beri kimse gelmiyor. Niye buradayım biliyorsun. Yapanın sen olduğunu sanmıştım. Ben olsaydım çekmecedeki silahına dokunmana izin verir miydim? Quentin, bu onun tarzı değil. Onun için fazla değerliydiniz. Değerler değişir. Evet, belki ama mantıklı değil. Quentin'in nasıl çalıştığını biliyorsun değil mi? Kuklu ustasını oynamayı sever. Evet. Hatta şu an bazı ipleri tuttuğuyla ilgili bir dedikodu var. Bir ödül. Seninkilerden mi? Kız nerede biliyor musun? Onu bilmiyorum. Ama şu ana kadar ölmediyse onu yem olarak kullanıyordur. Uçlarından biraz al. Uçlarından biraz al diyor. Hadi ama. Bu adamın ağzında baklı ıslanmaz. Pekala. Ve tam bir salaktır. Bu yüzden sonsuza kadar susmadan önce hemen gitmelisin. Teşekkür ederim. Bu tehlikeli bir teklif dostum. Belki de adımı temizlemenin tek yolu. Biliyor musun, bazılarımız Quentin diye birinin gerçekten olup olmadığını merak ediyor. Seni görmek güzeldi. Saçın güzel olmuş. Teşekkür ederim.
Sağ ol. Neden bir yere oturmuyorsunuz? Mi casa es su casa. Beni nasıl bulduğunuzu söyleyecek misiniz? Birini arıyoruz. Sorduğum soru bu değildi Mankafa. Ayrıca onunla konuşuyordum. Seni tanımıyorum. Ve daha şimdiden seni sevmedim. Ve tabii ki sana güvenmiyorum. İş yerime gelip beni ismimle arıyorsunuz. İşin ilginç tarafı beni iş yerimde hiç kimse ismimle tanımaz. Şu an ölü olmamanızın tek sebebi sizi kimin gönderdiğini bilmek istemem. Ha, ben isim almadım. Sizi buraya gönderenin ismini aldın mı? Bu soruya cevap vermeyecek misiniz? Hayır. İçtiğin o sigara var ya, onun tütünü Malawi'de yetişir. Lilongwe ve yakınlarında. Ve sadece Orta Afrika'da satılır. Bu biraz garip çünkü bu sigarayı içen iki kişi tanıyorum. Bu adam. Ve bu kadın. İkinci kişi bu. Evet, onu becermiştim. Nerede şu an? Burada soruları ben sorarım. Nedir bu böyle? Kimse gelmiyor. Bu tür şeyler de çok iyidir. Senin de canın cehenneme, senin de kafalarına sık! Lanet olsun! Kızı sen mi aldın? Ha? Onu sen mi aldın? Evet. Şu an tutsak mı? Evet, Orchard'da. Orchard ne? Bir işletme çiftliği, lanet bir sera gibi. 150 kilometre kuzeyde. Buranın 150 kilometre kuzeyinde bir sürü sera var. 55 numarada, kaçırmanız imkansız. Onu en son orada gördüm, yemin ederim. Bu lanet bir oyun. Onu seralardan birinde tutuyorlar ve senin bulmanı bekliyor. Kim? Quentin mi? Evet mi, hayır mı? Aa, hadi ama cowboy, hadi ama. Sana istediğini verdim. Bilgiyi kimden aldığını kimseye söyleme yeter. Çünkü beni öldürür. Al şunu.
İyi mi? Evet, iyi. Burada oturmaktan hoşlanmıyorum. Gözetlemene ihtiyacım var. Eski günlerdeki gibi. Evet, çok eğlenceli. Nicholas, burada ne yapıyorsun? Babanla beraberim. O nerede? Yakınlarda. Elaya sonu buldum. Konuşabilirsin. Tanrı'ya şükür. Baba. Sesini duymak güzel hayatım. O burada. Neredeyse alıyordum. Umurumda değil. Oradan bir an evvel çık. Geliyorlar. Dosya olmadan gitmem. Tamam. Ama acele et. Durun! Al bunu. Buradan. Bu kartla ofise girebiliriz. Tamam. Ofise gitmeliyiz. Bu dosya çok önemli. Ah, lanet olsun. Yakalayın onları. Yakalayın onları. Yakalayın onları. Yakalayın onları. Yakalayın onları.
Buraya. Yakalanmadan önce giriş yapmıştım ama şifreyi kıramadım. Kenara çekil. USB. Hangisi? Üst sağ. Güzel. Şifreyi kırmak için vaktimiz yok. Bize gerekli olan şey ana bilgi. Benim de yaptığım o zaten. İndiriyorum. Evet, neredeyse tamam. Hadi, hadi, hadi. Acele et, geliyorlar. Tamamdır. Zor kısmı hallettiğin için sağ ol. Derdin ne senin? Kurtardığın için teşekkür ederim. Bitti artık. USB'yi ver şimdi. USB'yi ver Nicholas. Ver şunu. İyi denemeydi Elias. Lanet olsun. Gidelim. Durun. Yürü. Gidelim. Neden beni öldürmüyorsun? Yürümeye devam et. Hadi. Tanrım. Ah, lanet olsun. Hadi.
Aferin Dubai, teşekkür ederim. Nasıl kaçtı? Sence nasıl? Hala hepimizden daha iyi. Peki şimdi ne olacak? Ona karşı pek affedici olmayacak. Monica beni nerede bulacağını biliyor. Her şey yerinde mi? İyi durumdayız. Kurşun çok derine girmemiş, şanslısın. Kıpırdamamaya çalış, yarayı dağladım. Dikiş için bir şey bulamadım. Ölmeme izin vermeliydin. Öncelikle beni neden öldürmek istediğini öğrenmek istiyorum. Bir dahaki sefere geldiğimi göremeyeceksin. Evet, genelde düşmanlarımın kim olduğunu bilirim. Ama beni şaşırttın. Dumanı görecekler. Evet, bu yüzden yaktım. Yapıyorsun. Zaten silahın var. Son 15 kurşunu ormana girmeden harcadım zaten. Ona bir iğne daha yapın. Bir iğne daha yaparsak ölür. Konuşmazsa yaşayıp yaşamamasının bir önemi yok. Bir iğne daha yapın. Bir iğne daha onu öldürür. Bana ne yapacaksın? İşkenceden değildi. Neden bahsediyorsun? O yüzden konuşmadım. Bana ilaç verdiler. Quentin'la birlikte çalışıyordun. Operasyonları sen devralacaktın. Bu yüzden ekibi ifşa ettin, değil mi? Hayır, o yüzden değil. Bir seçeneğin vardı, dönüştün. Hayır, hatırlıyorum. Babam iz üstündeydi. İkinizi de alaşağı edecekti. İsimleri Quentin'a verdiğini öğrenince... Sodyum tiopental. Herkesi konuştu. Hayır. Sana ilaç verilmeden önce isimleri verdin. Sodyum tiopental hafıza kaybına neden olur. Aynı zamanda beyin yıkamada etkilidir. Bunların arkasında ben varsam niye senin hayatını kurtardım? Niye seni ve babanı öldürmedim? Her şeyi hatırladığında öldürüleceksin. Quentin'in adamları. Seni de öldürmek istiyorlar.
Merhaba baba. Sanırım randevumuzu Ritz-Carlton'da yapmalıydık. Seni hemen doktora götürelim. Hayır, ben iyiyim. Önce şu işi halledelim. Lütfen. Tamam mı? Hiçbir veri yok. Onu indirirken izledim. Hayır. Onu indirirken izlediğini zannettin. Yaptığını gördüm. Senin öyle düşünmeni istedim. Kanıtı yok ediyordu. Başından beri biliyordum. İkimizi de kullandı. Pekala. Şimdi ne yapıyoruz? Nicholas'ı öldüreceğiz. Her an bize ihanet edebilir. Evet. Demek öyle. Evet, aynen öyle. Affedersiniz, telefonunuzu kullanabilir miyim? Sen de kimsin? Kısa bir konuşma. Hayır. Bu sabit hattı kullanabilirsin. Öyle mi? Teşekkür ederim abla. Harika. Mu vay canına. Para vereceğini bilmiyordum. Saçmalama. İstediğin kadar konuşabilirsin. Teşekkür ederim. Merhaba benim. Bir kitap siparişim var. Hazır mı? Hesap numarası 554981222. Tango Delta 5744 Juliet Kilo X-Ray. Yazdın mı? Tamamdır, görüşürüz. Teşekkür ederim. Arabaya ihtiyacın var mı? Evet. Beni götürür müsün? Elbette. Ne demek? Bu bitebilir Nicholas. Quentin kim? Ve nerede? Bayım. Hey bayım. Hı? Geldik. Evet. Hey, bana yeterince para verdin. İstersen seni kasabaya kadar götürebilirim. Hayır, bu yeterli. Teşekkür ederim. Tamamdır. Fiş bugüne mi? Harika. Alın bakalım. Şunu imzalayın. Aa, bakın kim gelmiş. Bu ne güzel sürpriz. Seni epeydir görmüyordum. Endişelenmeye başlamıştım. Beni arayan biri var mı? Hayır, var diyemem. Sipariş ettiğim kitap geldi mi? Aa, evet, geldi. Güzel. Bir saniye. Güle güle. Tekrar bekleriz. Hep aynı şey. Her şey yolunda mı? İşte. O arama dinleniyor olabilirdi. Veri tabanından doğru dosyayı aldım ama yine de deşifre edilmeli. Yeterince vakit yoktu. Ben yaparım. Ne var onda Nicholas? Kanıt. Her şeyin arkasında Quentin vardı. Ve bizi dışarı çıkarmak için bunu kullandı. İşine yarayacak mı? Umarım yarar. Hafızam yavaş yavaş geri geliyor. Sesler ve kokular gibi bazı küçük şeyler. Beni uyuşturduklarını hatırlıyorum. Ama ekip hakkında kimse bir şey sormadı. Sadece Quentin'i sordular.
Biri isimleri verdi ama ben değildim. Hadi git artık buradan. İş için kötü. Bugün heyecanlı bir şeyler var mı Şerif? Montrose'a gidiyorum. Bağış için barbekü yapacaklar. O çocuklardan bazıları biraz heyecanlanabilir. Ve sonra da birkaç günlüğüne St. Bonnie'ye giderim. Ve daha sonra da yeni bir şey yok. Tam sevdiğim gibi. Yani hep aynı işte. Bazılarımız burada biraz heyecan olmasını aldırmazdı. Hafta sonu yaz saati uygulaması başlıyor. Bazıları saatlerini değiştirmeyi unutacak. Amma heyecan. Günaydın Şerif. Günaydın. Kendine dikkat et. Teşekkür ederim. Size iyi günler. Yardım edebilir miyim? Evet. Bu adamı tanıyor musunuz? Louis. Evet. Tabii ki tanıyorum. Louis'le birlikte çalışıyoruz. Telefonlarını açmıyor, biraz endişelenmeye başladım. Hayır, onu birkaç gündür görmüyorum. Sende onun adresi var mı? Onunla birlikte çalışıyorsun ve oturduğu yeri bilmiyor musun? Hayır. Louis pek bir şey söylemez. İşte bu çok doğru. Onu sadece buraya geldiğinde görüyorum. Teşekkür ederim. Kitapçıdaki Irene'e sorabilirsin. Kitapçı mı? Sokağın karşısında, çok okur. Belki ona kitap vermiştir. Öyle yaparım. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Irene sen misin? Evet benim. Çay yapmıştım, içer miydiniz? Bir kitap alırsanız bedavaya veririm. Belki başka bir zaman. Ah pekala. Bir iğne daha onu öldürür. Önemli değil. Quentin'ın kim olduğunu söylemezse işe yaramaz. Ne zamana kadar? Derhal. Hızlı hareket et. Teşkilat duyar duymaz yaşayan herkes saklanacaktır. Tek fırsatın olacak. Tam benlik bir işmiş. Aslında bir arkadaşımı arıyorum. Louis. Louis. Aa, birden fazla Louis tanıyorum. Senin Louis'in soyadı ne? Nicholas Shaw ismi size bir şey anımsatıyor mu moruk karı? Onun gatekeeper'ı sensin. Evine nasıl gideceğimi söyle, yoksa senin dünyanı karartırım. Nicholas böyle şeyleri asla söylemez. Çok tedbirlidir. Ayrıca oturduğu yeri bilmene gerek yok. Çünkü seni yakalamaya geliyor. Seni lanet hain. İşe yaramadı. Uzaklaşmış olamaz. Evleri kontrol etmeye başlayabiliriz. Sence bu o kadar kolay mı? Hiç bilemiyorum. Bir yerde olmalı ama. Evet, bir yerlerde. Nerede bu? Nedir bu kadar komik olan şey? Hiçbir şey. Biz öldük artık. Şimdi görür o. Gördün mü? Gidelim. Hadi buradan acelik. Hadi hadi. Ah, hemen ambulans çağırayım. Çağırma. Ah, Louis. Louis, yardım et. Kalk. İşi kimin yaptığını öğrendim. Eminim öğrenmişsindir. Telefonumda bir dosya var. Onu cebimden alacağım. Dosya falan yok. Silmişsin. Sayıların hepsini ezberledim. Deşifre edildi. Suikastçı Fiona Snow'muş. Yanındaki adam tarafından tutulmuş. Javier ve diğerlerini öldürme emrini babam vermiş. Quentin operasyonunu o yönetiyormuş. Tek bir fotoğraf bunu kanıtlamaz. O zaman kaydı da dinle. Çok yaklaşmıştın. Seni durdurmak için her şeyi yapardım. Sana inanmıyorum. Bunu bana Elias yaptı Monica. Quentin'e ulaşmak için hayatımı mahvetti. İşte bu yüzden hala hayattayım. Sadece dinle onu. Hızlı hareket et. Teşkilat bunu duyar duymaz yaşayan herkes saklanacaktır. Tek bir fırsatın olacak.
mısın? Liz. Güzel. Al tut şunu. Ay. Tamam. Tamam, sadece sıyırmış. Al. Böyle tut, tamam mı? Sorun yok, sadece şoktasın. Böyle kal. Şimdi gitmem gerek. Hayır Liz. Lütfen. Sorun yok, hemen döneceğim. Lanet olsun. Glock 17. 17 mermi. Saymayı unuttum. Yılın bu zamanını hep sevmişimdir. Özleyeceğim şeyler var. Lanet olsun. Sen de gri diye bir şey yok. Doğru ve yanlış var. Siyah ve beyaz var. Dünyada işler artık böyle değil. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Karanlık ve aydınlık arasındaki çizgi daima bulanıktır. Daima bir ayağımız içeride, bir ayağımız dışarıdadır. Aslında böyle olmasını istememiştim. Hiç kimse görmeden malları alabilirim sandım. Ama hem yasa dışı hem de yasal çalışabilirim sandım. Bunu aklıma koymuştum. Ya onlardı ya da ben. Ve ben. Ve sen. Bir gün sen de benzer bir seçim yapacaksın. Farklı bir şey seçersen benden daha cesursun demektir. Sen asla cesur biri olmadın Elias. Dur. Onları gerçekten sen mi öldürttün? Bunu bilmem gerek. Sana hiçbir şey söyleyemem Monica. Üzgün olmamdan başka. Senden özür beklemiyorum. Bilmem gerek, doğru mu? Böylece seni öldürebilirim. Sana söyleyeceğim hiçbir şey yok Monica. Özür dilerim.
Elias olduğunu biliyordun. Onu ifşa edebilirdin. Ama hayatımı mahvetmesine izin verdin. Bunun nedenini biliyorsun Nicholas. Ortaya çıkmasını beklemem gerekiyordu. Kimsenin rolünden emin değildim. Seninki de dahil. Evet. Fakat her şeyi tahmin ettiğim gibi yaptın. Dünya çok tehlikeli bir yer. Herkese güvenmek gibi bir lüksüm yok. Monica'nın evinde adamlarından biri mi bizi öldürmeye çalıştı? Görünüşe göre komplo tahminimden daha da derin. Bunun sadece Elias'ın pis işleriyle ilgili olduğunu mu sandın? Bundan daha iyisini yapabilirsin. Melana, yine mi unuttun? O olmadan eve gitmek istemiyorsun, değil mi? Suikastçıyı bulursan cevabını alırsın. Fiona Snow, nerede o? Bundan benim çıkarım ne olacak? Günaydın. Onu aldım. Hala saklanıyor muyuz? Bu iş Elias'ta bitmedi. Sen? Konuştuğumuz gibi şu an gözlerim onun üzerinde. İş için birkaç haftalığına gideceğim. Pekala, iyi yolculuklar. Tamam. Çok tatlı.